çalışıyoruz inşallah Salinurlar'dan. Böyle tahkiki noktada böyle okuyan abilerimizi gördük. İşte onlarla tanıştık bu gruplar vesilesiyle. Biz de bir şekilde abilerimizden istifade etmek, Cenab-ı Hakk'ın onların ailelerinde bize ikram ettiği manaları alabilmek, anlayabilme noktasında bir hukuk oldu elhamdülillah. Çok şükür devam ediyor istifadeler. Yani şey düşmeden elhamdülillah her zaman böyle üstüne kata kata ki cennetin şeyi de öyledir yani. Bir nimet insan tattığı zaman üzerine ikinci bir nimet ilk nimetten daha da tatlı gelir. Sureten aynıdır ama hakikatte baktığımız zaman farklı daha da böyle artarak giden bir eğim var. Elhamdülillah Salih'in nurlardan yani bu noktalardan Cenab-ı Hak lütfü ihsan eyledi. Hasan abiler gibi sizler gibi abilerimizden bir metot noktasında bir açılım oldu elhamdülillah. İstifade etmeye çalışıyoruz. Bu akşam da Allah nasip ederse abi terbiye ile alakalı ders yapacağız. Yani terbiyenin rububiyetinin fiili Alo. noktasındaki vahiy. Yavuzum, herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aleykümselam. Bir hışmına uğradım, şeyim silinmiş her tarafım. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah razı olsun. Canım kardeşlerim, sizinle olmaktan hakikaten mutluluk duyuyorum. Ve memnun oluyorum. Arkadaşlar, canlı yayına Sirayet Kanunu işliyor. Lütfen ihmal etmesinler. Ama edenler de özelden benden bir saat izah istemesinler. Çünkü herkese bir saat, yarım saat verecek hak ediyorlar ama gücüm yetmiyor. Hele günün zamanın ehemmiyeti hadiselerden dolayı mutlaka yardım istiyorlar. Ben de onlara diyorum ki bak Salı ve Çarşamba canlı yayın yapıyoruz. Perşembe günü saat 12'de meslek dersi yapıyoruz vakıflarla. Yine canlı yayın. Perşembe günü saat akşam gene canlı yayın var. Cumartesi 12'de gene gündüz canlı yayın var. O Perşembe ile cumartesi meslek ve merşep. Yani laika dersleri yapıyoruz. Çarşamba günü ise ben gene yarın enfusi psikoloji geçen hafta hastalık da yapmıştık. Şimdi bu akşam Selim sende mi kardeş? Evet abi, bu bize vazife verildi bu akşam. Tamam. Şeyler olmayan, konuşmacı olmayanlar seslerini ve görüntülerini kapatsınlar lütfen. Şimdi söz sende Yavuz'um. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Rabbin eûzu bike min hemezâti şeyâdîn ve ne'ûzu bike Rabbin yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Abi inşallah terbiye ile ilgili bir dersimiz var. Terbiyeden başlıyoruz. Terbiyeyi araştırırken abi devamında adaletin ne olduğu, yani terbiyeyi neyin yaptığı, rahmet ilişkisini, ondan sonra terbiyenin adaletin bir parçası olduğunu, adaletin menfi yönünün bir parçası olduğunu, ondan sonra terbiye ve intizam dersi alanların nurani hizmetkarlar vasfını alabileceği, daha sonrasında terbiye-i medeniyenin hayat makinesine yaptığı tahribatlar, suistimaller, sonrasında hikmeti ve hikmetin hakaikle olan, hakikatlerle olan münasebeti ki hakaiki dellallar diyeceğiz, yani şahitler noktasında. Bunlar üzerinde filozofların oynadığı oyunlar, onların mesela terbiye ile alakalı bu kainattaki bu rububiyet sistemini menfi kullanmalarıyla beraber arkadan arkaya bir nevi peygamberliklerini ilan etmeleri, arkadaki görünmeyen tağutun da rububiyet sistemine mukabil bir sistem olduğuyla alakalı konuşacağız inşallah. Zamanda yeterse hikmeti felsefi ve hikmeti Kur'aniyenin mukayesesinin bizim hayatımızda ne önemi var diye. Hususan mesela ben bir yere gideceğim, ben bir yerden ders almak istiyorum, ben bir gruba gideceğim veya herhangi bir yere gideceğim. Burada hangi vasıfları görürsem oradan uzak durmam gerekiyor, hangi vasıfları görürsem benim oraya yapışmam gerekiyor diye inşallah dersi bitireceğiz. Dersin ana haritası bu şekilde. Bu şimdi biz Risale-i Nur'ları okurken önce mesela kavramlarla ilgili toplamalar ve çalışmalar yapıyoruz. Kavramın içini açıyoruz. Başka yerlerde atıflı okumalar yapıyoruz. Belli mevzu konu toplamaları yapıyoruz. Kendi aleminde bir istifadem de şöyle oluyor. Örneğin terbiye diye girdiğim zaman karşıma çıkan kavramların birer
bir derece manalarıyla da bir toplama yaptığım zaman önüme farklı bir istifade metodu geliyor Allah'ın izniyle. Bunun bir örneğini inşallah birlikte yapacağız abi. Çünkü bu dersi yaparken işte şefkat balansı vesaireleri inşallah göreceğiz. Ben okumaya başlayayım. Sözler 187'de diyor ki abi, ve onun efradın derecatına göre akıllarını talim, kalplerini terbiye ve ruhlarını teshir ve vicdanlarını tathir ve aza ve cemalihlerini istimal ve istihdam ettiği halde diyor ila ahir. Buradan abi akılların talim olduğu, kalplerin terbiye olduğu, ruhların teshir edildiği, vicdanların tathir edildiği, azaların istimal edildiği, cevarihlerin de istihdam edildiği noktası ortaya çıkıyor abi. Yani benim aklım talimle yola geliyor bir şekilde. Kalbim daha çok terbiye. Burada kalbi bakan noktası nazara verilmiş. Devam ediyorum. Şu, sözler onda geçen yer. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bir müşahede rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bir bedahi yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafa, her tarafta ona baktıran ve muaveretine koşturan bir bedahi rahmettir. Ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bir müşahede rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bir bedahi rahmettir. Abi bu cümle içerisinden mahlukatın terbiye olunduğunu ve mahlukatı terbiye edenin de rahmet olduğu ortaya çıktı. Rahmetin diğer vasıflarından da bahsetti burada. Hadsiz kainatı şenlendiren, karanlıklı mevcudatı ışıklandıran, hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden için üçünde de abi ikisinde bir bedahi kullandı, birinde bir müşahede kullandı. Bir müşahede dediği abi müşahedeyle gözükebilen, vicdanla bakılan, kalp penceresinden vicdanla bakılabilen yerler şu kainat, hadsiz kainatın şenlendirildiğinin görünebilme metodudur abi. Bir müşahede, benim buradan anladığım. Bir bedahi de benim belli bir şekilde aklımı yürüterek neticelere intikal etmemi sağlayan yerlerde de bir bedahi kullanmış. Devam ediyor. Bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccih eden bir bedahi rahmettir. Ve her tarafta ona baktıran ve muhabbetine koşturan bir bedahi rahmettir. Bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran, şenlendiren bir müşahede rahmettir. Abi satır aralarına girildiği zaman işte hani müşahedetullah var diye Latife-i Rabbaniye'de. Ben baktığım zaman fezaya eğer ki orayı boş görüyorsam, hali görüyorsam bunun doldurma metodu, bunun nurlanma metodu, bunun şenlenmiş vaziyetini görebilme metodu bir müşahede oralara bakabilmek. Müşahedetullah noktasında vicdanı bir şekilde doğru kullanarak bu manalara erişerek abi bunları bir müşahede görebilme ihtimalimiz var. Satır arasında bunu söylüyor. Bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bir bedahi rahmet diyor abi. Ezeli bir zata muhatap olabilmek, ebedi bir zata da dost olabilmek rahmetle mümkün. Rahmetle bütün mahlukatı terbiye ettirme noktasında ona müteveccih olunması gereken bir hususiyet abi. Bunu burada söylemiş olayım. Ben biraz hızlı konuşturmam, durdurabilirsiniz. Abilerimiz söyleyebilir bir şeyler. Yoksa burada da malzemeler var inşallah okurum, devam ederim. Bu Selim terbiye derken yani kişinin terbiyesi mi, çoluk çocuğun, evladın terbiyesi mi, yoksa yani terbiyenin ucu yok? Hangi terbiyeden evet. bahsediyorsun? Abi biz önce bu terbiye, terbiyenin ne olduğu, kalpleri terbiye ettiği, sonra mahlukatın da terbiye olunduğu, sonra biraz geçtiğimiz zaman valideler, evin içine girecek bu iş. Birer örneklerle abi devam edecek. Ondan sonra adaletin bir parçası olduğu kısmı, adalet noktası bir ortaya çıkacak Allah'ın izniyle. Sonra medeniyetin terbiyesi noktası ortaya çıkacak. Sonra abi bu hakikatların hikmetle münasebeti, hikmetin akılla münasebeti bir derece söylenecek. Sonrasında abi hikmeti felsefe ve Kur'aniyenin mukayesesinin benim alemimde ne işe yaradığını konuşacağız. Yani bu işin nazm-ı manisi böyle. Yani bunu bir saate sıkıştıracaksın değil mi Yavuz'um? Hızlı okuyorum. Tamam. Tamam. Evet abi.
Sözler 11'de diyor ki, hikmet ve inayet ile terbiye ve idare eden ve küreyi arzın simasında hatemi hadiyeti vaz eden bir bedahir, belki bir müşahede rahmettir. Burada abi terbiyenin hikmetle olacağı var. Hani terbiyenin hikmetle olduğu, hikmetin bu noktada bir vasıta olduğundan bahsetti. İdarenin de inayet ile olduğunu bahsetti. Abi Risale-i Nur bir hazine, yani buradan mesela çok çıkarımlar yapılabilir. Bir medresede, bir mecliste, bir yerde eğer ki bir idari noktasında bir şeyiniz varsa abi inayet olmadan idare olamaz yani. Bu inayet burada var. Devamı da zaten dört manevi unsurdan da bahsedilirken de bir nebze gireriz. Şu an abi iş neye girdi? Rahmet yapıyordu terbiyeyi bütün mahlukata. Hikmet de ne yapıyordu? Bizi terbiye ediyordu. Şimdi birazcık hikmetten geçeceğiz. Sözler 64'te diyor ki, hem gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle ve süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedaheten anlaşılır. Burada abi hayvani ve insani validelerden bahsederken terbiyenin iki tane yönünden bahsetti. Bir tanesi rahim şefkat, ahiret merkezinde olan şefkat. Diğeri de abi süt gibi latif gıdalar. Yani şu süt konusuna bile girsek çok 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 açılır bu iş. Sadece ben üstünden birkaç şey söyleyeceğim inşallah. Burada abi rahim şefkat ahirete bakması cihetiyle ahiret nazara alınmadan çocuklara gösterilen şefkat, şefkatin suistimalidir abi. Çocuğun terbiyesi eksik kalıyor bir. İkincisi süt gibi latif gıdalar. Süt açık bir şey, gözüken bir şey. Ve abi sütte öyle bir hususiyet var ki erkeğin menisi de bir cihette süt kabilindendir. Kadındaki mevzu da bir cihette süt kabilindendir. Hani toplumda da sütü bozuk filan deniyor ya, bir nevi kültür devamı abi bu sütlerle devam ediyor. Hani bir kadın neden bir çocuğu emzirince akraba oluyor bununla? Veyahut da bir insan neden diyelim ki Allah olsun neticesi rejime ulaşabilecek olan bir hadiseyi böyle icra ettiğinde neden dehşetli bir neticeyle karşılaşıyor? Abi maziden beri atalarının getirdiği seciyeler sütle aktarılıyor abi. O sütü eğer gelip de ırz düşmanı diyoruz ya, aslında Allah-u Alem irsiyetten geliyor abi. İrsiyeti bozuyor. Böyle bir cinayet ettiği için geçmişine ömrü alınıyor abi elinden. Rejim ediliyor gibi bir tefekkürümüz var. Bu noktada süt çok mühim abi. Devamında şöyle bir şey var. Evet. Sütü tamam anne veriyor ama medeniyet ne diyor mesela? Evet. Diyor ki şey olmasın. İşte hani kesinlikle ne yapalım? Biraz. Doğumu fıtri yönden yaptırmadığı için abi sütünü anne çocuğa ilkin ağzına veremiyor. Veremediği zaman ne oluyor? Bakın süt gibi latif gıdalarla çocuk terbiye olunuyorken ne yapıyor? Bunun yerine bir mamayla, mesela latif olmayan, yeşerili karışmış olan malzemelerle bir şekilde çocuğun ağzına ilk giren malzemeler bu şekilde oluyor abi. O yüzden ne diyoruz? Bu iki noktada terbiyenin iki parçası olan rahim şefkat ve süt gibi latif gıdalardan bahsediyoruz. Bir noktayı nazar var. Asrın medeni insanın validelerinde abi iki tane hususiyet var. Yani çok şey var da bir noktayı nazar. Şefkatin suistimali var. Şefkati ne yapıyor abi? Hayatı dünyeviye sarf ediyor. İkincisi abi mesela bazı hastanelerde şurada burada sezaryana çok ciddi teşvik olmakla beraber validenin sütü gelmiyor abi ilk başta. Ne yaptırıyor? Mamayla çocuğun bismillahı açılıyor. Latif gıda yerine ilk çocuğun aldığı şeyler mama ve içinde Allah bilir neler var. Terbiyesini bu noktada da mani alıyor abi. Bu asır abi şefkatsiz asır diye siz derslerde bahsediyorsunuz. Yani ne demek? Diğer taraftan şefkat şehveti örttüğü noktada ne var? Şehvet önde olduğu için ne yapıyor abi? Bütün menfaatleri cep ve cezbetme noktasında çocuk istemiyor. Veyahut da çocuk istediği zaman 5 sene 6 sene medeniyet diyor ki ya sonra şey yapabilirsin. Bu noktada kadınların inkişaf edeceği seciyeler şefkat cihetinden nakız kalıyor, eksik kalıyor. Zaten medeniyet insanı hayat içtimaiyeye okursa şey yaparsa ta 25 yaşında atıyor abi. 30 yaşından sonra bir şekilde ne yapıyor? Çocuk mucuk da zaten istemiyor, düşünmüyor. Bir çocuk o da şehvet fazla garip ettiği için ne yapıyor? Kızı çekiyor. Kızı çekince de bu sefer millete mal taşımış gibi bir tokat yiyor abi. Bir şey eklemek istiyorum burada Yavuz'um. Evet abi. Doğan çocuğa diyor Allah Resulü istifade edilir. Doğan çocuğa yeni ağzı dualı, yani fazla günah çıkmamış ağzından, o zat hurmayı çiğner. Sonra
elini sürmeden dilini çocuğun diline o hurmanın suyunu verir ilk. Sonra ana sütü diyor. Buna Hazreti Hasan'a muvaffak olmuş Allah Resulü. Hazreti Hüseyin'e geç kalmış. Ondan Hazreti Hüseyin Hazreti Hasan'a her cihette yetişemiyordu. Şimdi ben bunun biraz izini bu mevzumuzla alakalı olduğu için bir parça ekleyeceğim bunu. Allah Resulü hurma için diyor ki halanıza hürmet ediniz. Hurma hala. Yani Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail onlara emretti. Ben insanoğlu yaratacağım. Her dünyanın her yerinden, her renkten, her coğrafyadan toprak alın. Sonra zemzemle hamur yapıyorlar. Halakal insane min salsalin kel fakhar ve halakal canne min marici min nar ayeti. İnsan yaratılıyor, kargaz. Dolayısıyla arttı diyor. İnsanı yapıyorlar, Adem oğlu, Adem aleyhisselam yapıyor. O dört meleğin topladığı çamurdan insan yaratılıyor. Her mevsim, her toprak, her renk. Diyor ki melekler, dört tane. Ya Rabbi arttı, ne yapalım? Hurma yapın diyor. Dolayısıyla Adem aleyhisselamın artığından, aynı maddeden yapıldığı için halamız oluyor. Şimdi bu hurmayı da Allahu Alem ceddimiz Adem babamız da bizi bağlıyor. Sütte ise sirayet kanunu işliyor. Şeyde nikahta zina veya nikahta ruh sistemi işliyor. Ruhlar soyuyla alakalı ruhlar kopyala yapıştır oluyor. Ek fıtratlar oluyor. Demek ki hurma ceddimiz babayla, süt soyumuzun sirayetiyle, nikah ruhu Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselamın nurunun temessülü ve taayyünüyle nesep oluyor. Dolayısıyla Allah razı olsun, güzel değindin, uzatmayacağım. Süt verince niye helal oluyor o kadına, o çocuk? Doğurmuş gibi oluyor. Çünkü sirayet kanunu işliyor orada. Süt gibi gözükürken insanın, o sütü veren kadının şefkat, muhabbet, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar, yani şuunat-ı zatiyesi naklediliyor. Yola devam et şimdi. Genetikle naklediliyor mu acaba süt? Efendim Erdin? Sütle genetikle naklediliyor mu acaba ki? Evet Erdin'cim. Genetik olduğu için süt mü verdi o kadın çocuğu? Onu kendisi doğurduğu gibi oluyor. Yani o süt verdiği çocuk evladı oluyor. Süt verdiği çocuğun kardeşleri değil. Bak çok önemli. Bir kadın süt verdi. Süt verdiği çocuk doğurmuş gibi oluyor. Onun kardeşleri değil. Dolayısıyla genetik naklediliyor. Öyle bir zaman gelecek ki 20. sözden çıkarttım. Kişilerin kokusu, kişilerin sesleri, nasıl ki şimdi büyük idrar ve küçük abdestten içsel yapıyı dışarıda doktor tahlil ediyorsa, koku, ses, hatta düşüncelere kadar kişinin içsel yapısı deşifre edilecek. Süt de genetiği taşıyor. Çünkü vücuttan süzülen bir şey yükleme oluyor anneden. Nikah ise Muhammed aleyhissalatü vesselamın şeceri Nur-u Muhammedi ile alakalı.
Süt neseple alakalı, hurma cetle alakalı. Kopmayacak. Hatta hurma hakkında çok biliyorsunuz. Yavrusunu uzaklaştırırsanız hurma o ağaçta kuruyor, o yavruda kuruyor. Olmuyor. Evet, devam et sevgili Yavuz'um. Evet abi. Başka bir yere geçiyorum. Sözler 85'te diyor ki, evet adalet iki şıktır. Biri müsbet, diğeri menfidir. Müsbet ise hak sahibine hakkını vermektir. Devam ediyor. İkinci kısım menfidir ki haksızları terbiye etmektir. Ne demek? Yani haksızların hakkını tazip ve tezyiye ile veriyor. Abi burada üstad adaletin formülünü de veriyor. Müsbet olan adalet hak sahibine hakkını vermek. Menfi olanı ise haksızları terbiye etmek. Bunun içinde de ne var? Tazip ve tezyiye var. Yani bir ceza var ve bir de tazip. Tazip olmazsa, tezyiye olursa abi terbiye eksik kalıyor yani. Hani insan mesela aklın hilafına bir hareket yaptığı zaman hani had cezaları var ya abi. Hı hı. Haddin bir anlamı da acı yani demek. Had acı. E şimdi ne oluyor? Adam neden onu yaptı? Çünkü hissiyat aklın önüne serb oldu. Aklın önüne geçti hissiyat. E hissiyatla nasıl susacak? Ona mukabil. Mesela duyan bir insanla konuşuruz ama duymak yoksa gören adamla işaretle iletişime geçiyoruz. Bende de hissiyat ön plana çıktığı zaman, hissiyat o noktada önde olduğunda ne istiyor? O noktadan bir iletişim aracı istiyor abi. Bu noktada tazip, bir o azap verme meselesi var, ikincisi tecziye var abi. Peki şu anı tatbik ettiğimiz zaman nedir? Hak sahibine hakkını vermek, medeniyet felsefeden terbiyesini aldığı için bir şekilde hak kuvvetliden yana olduğundan dolayı abi adaletin müsbet tarafı bir şekilde işleyemiyor. Öbür türlü menfi olan adalette de ne var? Haksızları terbiye etmek var. Bunun içinde de tecziye ve tazip var. Bu sistemi kuran kişi zat, cezaları belirleyendir ve karşılığında ne görmesi gerektiğini de belirleyen olduğu için iki noktadan da abi mutlak olarak adalet sağlanması felsefenin talimiyle mümkün olmuyor abi. Ancak bu neyle olacak? Hikmet-i Kur'aniye ile olacak. Allah-u Teala'nın dediği şekilde olacak. Çünkü sani sanatını en iyi bilendir abi. Bu adaletin bir parçası olduğunu söyledik. Sözler 112'de yine devam ediyoruz terbiyeden. Burada da abi bir yer var. Sözler 112, cesetlerin ihyasına misal ise çok büyük bir şehirde, şenlik bir gecede bir tek merkezden 100.000 elektrik lambaları, adeta zamansız bir anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi bütün küreyi arz yüzünde dahi bir tek merkezden 100.000.000 lambalara nur vermek mümkündür. Madem Cenab-ı Hakk'ın elektrik gibi bir mahluku ve bir misafirhanesinde bir hizmetkarı ve bir mundarı halkından aldığı terbiye ve intizam dersiyle. Abi elektrik terbiye ve intizam dersi almış ve mahluk yani bu. Dersiyle bu keyfiyete mazhar oluyor. Elbette elektrik gibi binler nurani hizmetkarlarının temsil ettikleri hikmet-i ilahiyenin muntazam kanunları dairesinde haşr-ı azam tarfütül aynı vücuda gelebilir diyor. Abi elektrikten bahsederken mahluk dedi ve misafirhanesinde bir hizmetkarı ve bir mundarı dedi. İki tane ders almasıyla bu keyfiyete mazhar oluyor. Bir merkezden 100.000 elektrik lambaları, zamansız bir anda canlanmaları. Burada abi internete Allah'a emanet bir işaret de var. Telefonlara, ekranlara. Çünkü baktığımız ekran abi binlerce piksel denilen küçük küçük lambalardan müteşekkil. Öyle olduğundan ne oluyor? Mesela siz şu an nurani hizmetkarlar noktasında zamansız bir anda birçok telefonda, birçok ekranda insan gözüküyor. Pekala, siz nurani hizmetkar mısınız, değil misiniz? Bunu belirleyen iki husus, birisi terbiye, biri de intizam abi. Terbiye, Risale-i Nur'daki düsturlar çerçevesinde alındığı zaman terbiye, kalbi terbiye diyorduk. İkincisi de intizam, yani Risale-i Nur'daki belli nizama tebaiyetle o intizama giren kişiler ancak nurani hizmetkarlar vasfını alabilir buradan. Tam zıt manasıyla ne anlaşılır abi? Zulmani hizmetkarlar da bu piyasada dolaşacaktır. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Mihengimiz terbiye ve intizam abi. Bu adam terbiyesini Risale-i Nur'dan mı almıştır? Felsefeden mi almıştır? Bu intizam ne intizamıdır? Kimin sistemine girmiştir? Risale-i Nur'daki sistemle mi hareket ediyor? Beşeri fikriyatla mı hareket ediyor? Bu noktada bize çok ciddi bir ölçüdür abi bu.
Bunu dediğim gibi İntizam Risale'nin kaydıyla terk edip şahsın o şu ana kadar okuduğumuz ve devamlı da okuyacağımız noktalardaki aldığı dersler yani. Bir de şöyle bir çıkarımımız var abi buradan. Diyor ki üstad elektrik gibi binler nurani hizmetkarlarının temsil ettiği hikmet-i ilahiyenin muntazam kanunları dairesinde Haşr-ı Azam Tarifetül Ayn'da vücuda girebilir. Şöyle bir çıkarım var. Hikmet-i ilahiyenin muntazam kanunları dairesinde hareket eden binler nurani hizmetkarlar internet vasıtasıyla yani büyük bir dirilişe de vesile olabilirler diye de bir tefekkür buradan çıkardım abi. Madem öyle o sahada olan zulmani hizmetkarlara da dikkat diye bir not düşmüşüm abi kendime. Yavuz. Efendim abi. İrfan ben. Evet abi geliyorum. Şeyin rahmetle elektrik arasında bir münasebetin kurabildin mi? Bir mantık kurabildin mi? Onu sormak istiyorum da. Ha abi daha özeline gitmedim. Şu hani bir saatlik ders ya. İcmali gittiğim için birer birer açtığım için hani ikinci üçüncüyü açmadığından dolayı bir şey yapmadım yani. Tamam Allah razı olsun. Peki siz inşallah tefekkür ederseniz titreşim boyutu, enerji boyutu, rahmetin münasebeti çok da sevgili İrfan, el suali nisful in. Sual sormak ilmin yarısıdır der. Şimdi mutlaka onu kafanda bir şeyler olmuşsa biraz ortaya koy da biz de istifade edelim İrfan'ın. Abi şu an için yarısı tamam, diğer yarısı boş. Olsun, yarısı ne var mesela? Elektrikle rahmet nedir mesela? Soru sormak sualin şey, yarısı dediniz de. Şimdilik... Tamam peki. Şey yok abi, paylaşabileceğim. Ben sadece tefekkür şeyinde. Olursa inşallah ilerleyen süreçte dersin bereketiyle girelim yine araya. İnşallah. Efendim Abdullah, elektrikçi Abdullah sen bir şey... Gerçi senin sağın biraz ama. Evet abi. İnşallah devam edelim. Sözler 126'da diyor ki ey sersem nefsim ve ey pür heves arkadaşım aya zannediyor musunuz ki vazifeli hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafazayı nefsetmek ayıp olmasın batın ve fercin hizmetine mi münhasırdır? Yahut zannediyor musunuz ki hayatınızın makinesinde derc edilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas aza ve alat ve şu muntazam cevahir ve cihazat ve şu mütecessiz havas ve hissiyatın gayeye egalesi şu hayat-ı faniyede nefs-i rezilenin hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? Haşa ve kella. Şimdi abi burada ne var? Vazife-i hayatın şunlar istimaline münhasır değil. Neler? Bir, güzelce muhafazayı nefsetmek. İki, batın ve fercin hizmeti. Yani insan demek ki bu noktada bu ikisi üzerinde giderse hayatını da suistimal etmiş oluyor abi. Bu noktada mesela şu anda uğraştığımız bu işte virüstür, bilmem şudur, budur vesaire. Baktığımızda bir tefekkür, el ceza min cinsil amel diye düşünürsek bu virüs insanın neyini tehdit ediyor? Dünyevi hayatını tehdit ediyor. O zaman amel ceza cinsinden olacak. Pekala hayatım tehdit ediliyorsa hayatım tarafında bir suistimalim var benim. Demek ki ne var? Bir, ben hayatımı güzelce muhafazayı nefs etmek için mi kullanıyorum? Batın ve fercin hizmetine mi muhasır etmişim? Bu noktada insan kendini sorgulaması lazım ve o noktada bakıldığı zaman bu noktada nedamet tövbeyle inşallah dönmek lazım. Çünkü o kadar ikinci lema okunup da bu kadar böyle virüsün şunun bunun hayatı dünyeviyi tehdit eden bu hususiyetin yani bizim zayıf damarımız olan hastalığı bir şekilde tutmasına müsaade etmek terbiye-i irsaliye nuru ben aleminde yakıştıramıyorum abi. Bu kendi şeyim tabi. Kimseye demiyorum. Ben kendime yakıştıramıyorum yani. Terbiye peki ne yapmak gerekiyormuş? Hayat makinesinde neler varmış? Nazik ve taif, maneviyat, hassas aza, alat, muntazam cevari, cihazat, mütecessis havas ve hissiyat. Abi bunların gayelerinin suistimali dediğimiz gibi nefs-i rezilenin, hevesat-ı süfriyenin tatmini için uğraşmaktır. Tersi nedir? Bunun gayetül gayasına sevk ederek hayat-ı uhreviye noktasında da her birini kendi vazifesine yönlendirerek abi istifade etmesini göz ardı etmemektir. Burada da abi yine bir noktaya nazar. Hani terbiyesini medeniyetten alan kişinin dört tane özelliği çıkıyor. Bir, muhafazayı nefs. Bir insan nefsini muhafaza etmekle mi hayatını kurmuş, merkeze almış. İki, batın ve fercin hizmeti, midesinin ve uçkurluğunun hizmeti. Üçüncüsü, nefsi rezilenin tatmini. Yani helal haram demeyip her bir şeye tevessül etme diye icmali söyleyebiliriz. Dört, hevesat-ı süfliyenin tatmini.
Bir insanın aleminde bunlar ne kadar hakimse bu kişi terbiyesini medeniyetten almıştır. Devam ediyorum abi. Sözler 130'da Kur'an Hakim'in hikmeti kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen muvazenesini hem hikmeti Kur'aniyenin insanın hayat şahsiyesine ve hayat içtimaiyesine verdiği dersi terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi hem Kur'an'ın sahip kelimat ilahiyeye ve bütün kelamları ciheti rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde 4 esas var ila ahir. Abi burada neyi anladık? Hikmeti Kur'aniyenin insanın hayat şahsiyesine ve hayat içtimaiyesine verdiği dersi terbiyeden bahsediyor. Peki ikisindeki ortak nokta ne? Biri felsefenin hikmeti, birisi de Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kutsiyesi. Demek ki bu ikisi de bana ders veriyorsa, ders ile hikmetin münasebeti var abi. Dersi terbiye veren hikmettir diye bu noktada bir çıkarım yapabiliriz abi. Peki o zaman hikmet nedir? Bir tık buraya giriyoruz. Sözler 85'te diyor ki, kuvvetli ve şümüllü, dört anasını manevi olan hikmet, adalet, inayet ve merhamet. Bu dört tanesi abi manevi dört unsur. Nasıl dünyada ateş, su, hava ve toprak anası ve erba diye geçiyor. Manevi noktada bir insanın hayatının da devam edebilmesi için gerek içtimai hayatın, gerek şansı manevinin, gerek iç alemindeki hayatın bu dört tane esas üzerine kurulması lazım. Hikmet, adalet, inayet ve merhamet. Ben buradan hikmeti çıkarttığım zaman abi veya felsefenin emrine verdiğim zaman ne yapıyor? Benim bütün manevi alemimi de alt üst ediyor. Dünyayı da kabir kapısına kadar bana aydınlatacak bir yer haline. O da şanslı kitlelerdensen yani tabiri caizse sana denk geliyor yani. Hatta burada hikmet, adalet, inayet, merhametle ilgili bir şey düşünmüştük. Hikmet Hazreti Ali, adalet Hazreti Ömer, inayet Hazreti Ebubekir, merhamet Hazreti Osman'a da bakıyor gibi geldi abi. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Çok ilginç o dört tane unsur insanın içsel alemini öyle değiştiriyor ki o kadar ümit ve güven veriyor ki yani bu korona meselesinde. Bak hikmet, adalet, inayet, merhamet. Yani bu dört tanesiyle baktığın zaman Allah kullarını telef eder mi? Ya. Evet abi. Sözler 27'ye geçiyorum. Pekala burada şimdi bir hikmet meselesi geldi. O zaman hikmet neyle münasebetli? Ona da bir derece bakmak icap ediyor. Sözler 27'de diyor ki eğer maliki hakikisine satılırsan ve onun hesabına çalıştırsan akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet ebediye müheyya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Abi, hikmet insanı terbiye etmekteki bir vasıta idiyse, hikmeti felsefe ve hikmeti Kur'aniye ortada varsa, bunlara intikal ettirecek malzeme de burada akıl abi. Akıl, maliki hakikisine mi satılacak, nefsi olarak insan kendini kullanacak, satmayacak mı? Bu noktadan baktığımız zaman iş yine geliyor akıl üzerinde. Terbiye de akıl noktasında abi temerküz ediyor yani. Çünkü benim aklımı öyle bir yönlendirecek ki bu iş ya benim terbiyeyi felsefeden almama vesile olacak veya hikmeti Kur'aniyeden almama vesile olacak. Bu noktada o neyle bağlantılı olacak? Benim rahmaniyet noktasında bir bağlantı olacak ve benim kalbimin terbiyesi noktasında hem şahsi alemimi hem de içtimai alemi hem işte ailevi noktada hepsini ne yapacak abi? Bir şekilde tesis edecek. Hakikaten o saray gibi bir hale çevirecek. Devam edelim. Peki aklın muhatap olduğu şey neler? Sözler 84'te diyor ki abi evet hiç mümkün müdür ki bu şeyleri böyle hilaf hakikat yapmakla kendi efsaf hakikiyesi olan hakim, kerim, adil, rahimin zıtlarıyla haşa sümme haşa muttasıp gösterip hikmet ve keremine adın ve rahmetine delalet eden bütün kainatın hakaikını tekzip etsin. Bütün mevcudatın şehadetlerini reddetsin. Bütün masnuatın delaletlerini iptal etsin. Abi bu noktada işte felsefenin yılanlığını, menfi olanı görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Hikmet ve keremine, adın ve rahmetine delalet eden, yani şahitlik yapan hakikatler abi.
Hakaik yani. Bu hakaikle ancak hikmete ulaşılabiliyor. Ben o hakikati değiştirdiğim zaman abi sistemi bütünlüğüyle mahvediyorum yani. Çünkü siz defalarca ders yaptınız, akıl bir alettir. Önüne sunulan şeye göre hareket ediyor. Eğer ki bana hakikatları, hilal hakikat gösterilirse ne olacak? Hakim, kerim, adil ve rahim olan ne oluyor? Bunların zıttıyla muttasip ettirecek. Bunların delaletçileri vasıtasıyla da küfre zemin hazırlayacak abi. Yani burada hakikatlere ne diyoruz abi? Hakikatler delalet ediciler. Yani şu an dinle söylersek şahitler abi. Şurayı bir not almışım noktayı nazar. Hilaf-ı hakikatı cerbezeyle hakikat yap, millet gavur olsun yazmışız abi. Yani. Bir de söyler misin? Bir de söyle. Abi diyor ki, hilaf-ı hakikatı cerbezeyle hakikat yap, millet gavur olsun diye buraya not almışım. Yani abi zaten öyle. Süfyaniyetin en mühim bir şeyi cerbeze yani. Burada zaten o delaletçileri sistem değiştirmekle beraber benim alemim gitmiyor mu zaten? İleride bunu şey yapacağız, felsefecilerin niye bu kadar önde olduğunu. Mesela adam diyor ki biz maymundan geldik, öbürü bilmem balıktan, öbürü şundan bundan. Düşünsene bir felsefeci ne kadar kibirli bir insan. Aslında maymun, eşek, at der mi mesela? Ne var onun altında? Bu adam bu kadar salak değil yani. Bir şey var, onu da birazdan inşallah yani dikkatleri toparlayalım diye reklamlara gittik. Evet abi. Şimdi neyim? Aynen oraya yazmışız. Bir noktayı nazar. Bir filozof abi bu kadar kibirli, enaniyetli, zeki olduğu halde neden evrim, materyalizm gibi kendisini değersizleştirecek iddialarda bulunabiliyor? Allahu alem, enaniyetin, kibrin zirvesi kendini yaratana karşı yapılabileceğinden suistimali zirvede yapıyor abi bu insan. Eğer kasıtlı yapabiliyorsan. Nasıl? Kur'an ayetlerine bedel kendi ayetlerini iddia ediyor abi. İki, kainattaki delillerin asıllarına nazarları bozmakla ilişiyordur. Üç, felsefenin dünya hakikatleri insanlara da vahiy olarak sunuluyor. Onun yerine felsefe hakikatleri giriyor işin içine. Filozoflar abi peygamberlere alternatif gösteriliyor oluyor. Ondan sonra bunların arkasında olup onları ileri sürüp ortada görünmeyenler haşa ilahlık yaptığını zannediyorlar abi. Yani bu rububiyetin, bu terbiye sisteminin suistimali neticesinde bir sistem menfi tarafı bu şekilde teşekkür etmiş gibi öyle bir noktayı nazar var abi. Yoksa bir filozof tutup da ben maymundan geldim demekle hiçbir şey kazanmaz. Velev ki maymundan geldi, biraz kafası çalışsa söylemez de yani. Bu adamın arkada başka bir icraat karıştırdığını düşünerek bu noktaya intikal ettik abi. Buyurun abi. Ya bu sebepleri bir daha tekrarlayabilir misin sana zahmet? Evet. Şimdi abi şöyle demiştik ya şahit delalet edenlerden bahsettik ya, delalet edenler neye delalet ediyordu? Hakikatların şahitleri. Hakikatlerin delaletler yalancı şahitler olursa hani sistemi bozuyor ya hikmet, kerem, adil ve rahmet. Şimdi şöyle bir noktayı nazar yaptık. Bir filozof diyoruz. Bu kadar kibirliyken, bu kadar enaniyetli, bu kadar zeki olduğunu iddia ediyorken niye kendini değersizleştirecek bu evrimdir, materyalizmdir gibi şeyleri savunuyor? Birazcık kafa çalışsa adam bile, yani Allah korusun, gayrimeşru bir şekilde dünyaya gelen bir insan bile ki kişinin şerefi neslinden değil aslındandır diye belki bildiği halde veya bilmese bile ortaya çıkarıp söylemez. Bu adam diyor ki benim atam maymundur. Yani burada bir tutarsızlık var. Sen zekiysen sen böyle diyemezsin. Sen böyle diyorsan arkasında bir şey ararım ben. Ne ararım? Allah öyle. Bu adam öyle bir enaniyet yapıyor ki abi. Enaniyetin, kibrin zirvesini haşa Allah'a karşı yapmaya çalışıyor. Senin kurduğun sistemle ben uğraşırım diyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Allah Kur'an ayetleri indirmiş. Buna bedel kendi ayetlerini yani iddialarını ortaya atıyor abi. Sonra kainattaki delillerin asırlarına nazarları bozmakla ilişiyor abi. Yalancı şahitleri ortaya koyuyor. Felsefenin dünya hakikatlerini insanlara vahiy yerine sunuyor. Filozoflar peygamberlere alternatif oluyor abi. Bu noktada da işin en arkada görünmeyen bu en çakal tarafı diyeyim. Yani en böyle artık bu işi zirvede yaşamak isteyen kişiler de bunların arkasında görünmeyip ne yapıyor? Onları ileri sürerek haşa ben de peygamber gönderdim ilahım gibi bir vaziyet takınıyor abi. Heyhat hala düşünmez miyiz diye buraya kendime not almışım abi. Yavuz. Buyurun abi.
Bu şeye, bu mantık silsilesine terbiyeden mi ulaştın? Terbiye mantığı üzerinden giderek mi ulaştın? Abi şöyle, terbiyenin sistematiğine baktığımız zaman terbiyenin bize terbiyenin hikmetle olan bağlantısı, terbiyenin rahmetle, rahmetin hikmetle bağlantısına baktım. Hikmetin de iki boyutlu olduğunu görerek böyle düşündüm. Sonra her zaman Kur'an ve felsefe bir şekilde yan yana getiriliyor ya, aynı sistemlerin bir şekilde suistimali olarak ortaya çıkarılması diye tefekkür ederek üzerine böyle koydum abi analizini. Peki bu mesela insanlar Cenab-ı Hakk'ın sadece uluhiyet olsaydı, Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti olmasa idi. Yine bu şekilde itiraz ederler miydi sence? Biz Cemekin abi, beni akşam akşam Mutezile'ye sokma. Peki. Evet abi. Devam edelim. Cemiyetine selam olsun o zaman. Şimdi abi, sözler 32'de, 7. sözde geçiyor. Burada şu var. Ve o iki ilaç ise biri sabır ile tevekküldür. Halık'ın kudretine istinad, hikmetine itimattır diyor. Şimdi niye buradan buraya geçtim? Açıklıyorum. Sabır ile tevekkül, Halık'ın kudretine istinad, hikmetine itimat yani. Bu iki noktadan ne var? Yaralar var. İki noktadaki yaraları insan tedavi etmek zorunda. Hikmetine itimat etmeyen kişi, sabır ile tevekkül etmeyen kişi ne yapıyor? Yaralı kalıyor. Demek ki benim yaralarımın sarılmasının bir merhemi de abi hikmettir. Hikmetine itimat etmektir. Nasıl ki hani işte doktorlar bir şey söylüyor, o bir şey söylüyor. Yani benim de burada hikmetine itimat edeceğim Risale-i Nur'larla Kur'an'a bakıp Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasındaki teslimiyetim yani. Ki Hasan abi çoğu derslerde bunu söylüyor. Risale-i Nur'dan aldığımız şeyde de o var. Ne var? Sabırla tevekkül olacak. Tevekkülün alameti sabır, an şartı sabır. Pekala Allah'ın hikmetine, Kur'an'ın hikmetine itimat da ne var? Halık olduğunu kabul etmekle. Yani 8. sözde ne vardı? İki kardeş ders aldıktan sonra tevekkâtu alallah deyip gitti. Hadi ben bir tecrübe edeyim de sonra gideyim değil yani. Hikmetine itimat, o ciddi zat akıl insana veriliyor da tercihinin görüntüsü Allah-u Alem. Ne yapıyor? İtimat edip devam ediyor. Tevekkâtu alallah diyor. Ne yapıyor? O kadar vaziyetler içerisindeyken insan bir şekilde ne yapıyor abi? Bu sabır ve tevekkül ve hikmetine itimat noktasında rahat ediyor. Yoksa diğer türlü insan bir sürü fenleri de bilse, şey de yapsa hep yaralıdır abi. Korona morona bahanedir. İnsan eğer tevekkülsüzse, eğer Cenab-ı Hakk'ın, Halık'ın hikmetine, kudretine istinad etmiyorsa, itimat etmiyorsa esas yaralar bunlardır abi. Yani ikinci dilemada defalarca okursam, yani dün de bir yerde ders yapmak nasip oldu. Şimdi üstad diyor ya abi, şu zamanda en mühim iş diyor, taklidi imanı tahkiki imana çevirmektir. Yani benim nefsim de güya böyle tecavül var ya 8'in sözde, güya sanki ben tahkiki imanı elde etmişim de ben böyle bir cerbeze yaptırıyor. Kardeşim ikinci lemayı okuduysam ben, hayat-ı dünyeviyenin tehdidini ben bu kadar âlâ işte şaşayla ortaya yayıyorsam ve ben de buna alet oluyorsam benim abi taklidi olan nurculuğum tahkiki geçmemiş demektir yani. Ben kendi âlemimde böyle. Zoruma gider yani. Aç ikinci lemayı oku oku, bir dersi sığar 20 dakika 25 dakika, her yerde okunsun, çaylar gelsin. Hastalık geldi mi? İlaç şuradan gelmiş, Çin'den bilmem ne gelmiş, şuradan. Ya kardeşim benim Çin'imde, Amerika'mda budur yani. Üstad bunu dediyse budur ya. Ne anlıyorsam öyledir. Abim bir şey demiştir. Evet anladığımız buysa ben buna tevekkül edeceğim yani, bitti. Yok bilmem ne ne. Hadi nerede benim terbiye okuyoruz o kadar? Felsefeden alıyorum o zaman ben terbiyemi. Ahmet bunu demiş, Mehmet bunu demiş. Şerkin, abi Risale ne demiş, Üstad ne yapmış? Ben ne kadar buradan alırsam diyoruz ki o zaman şimdi en neymiş taklidi nurculuğu tahkiki nurculuğa çevirmek abi. Bunun da mertebeleri var. Aynel yakin ve ilmel yakin. Aynel yakin hakkel yakin var abi. Ya inşallah Cenab-ı Hak bundan istifademizi arttırsın. Benim alemimde çok zoruma gidiyor yani bu. İyi her taraf esas musibet, muzır musibet diyor. Dine vuran musibet. Medreseler her tarafta kapanıyor bir şekilde. Dersler bir şekilde böyle şey yapıyor, azalıyor vesaire. Ben bundan rahatsız olmuyorum. Mikroptan konuşuyorum. Ben mikroptan konuştuğum kadar dersizlikten konuşmuyorsam abi bir şekilde ben bu ikinci demeyi anlamadım yani. Ya biraz şey yapayım, kusura bakmayın. Ben üzülüyorum yani. Kendime diyorum. Ya arkadaşlar çok ilginç. Demin ki söylediğiniz, özür dilerim Hasan abi. Devam et, devam et. Deminki söylediğiniz şeyde de Hasan abi sizin söylediğiniz çok önemli, çok
gerçekten üstüne durulması gereken de bir şey var ya, sen ne söylersen inanmayacak diyor ya Cenab-ı Allah'tan. Durmadan defalarca bahsetti arkadaşımız, ilkinde ne kadar güzel söylemiş üstad. Bir gizli işleyen bir adam başkasının ıttılarına çok hicap ettiği zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Birinci planda melaikeyi ve ruhaniyatı reddedecek, ikinci planda cennet ve cehennemi, dolayısıyla hesabı, kitabı, mizanı reddedecek, üçüncüsünde de bunları reddi derken ta haşa ve kelle Allah'ı reddetmeye kadar yürüyecek, gidecek. Sen önünde bütün her şeyi göstersen de, ama perdeleri kaldırsan da reddedecek adam yine reddedecek. O anlamda arkadaşımızın söylediği, tespit ettiği bu ikinci lema gerçekten çok önemli. Üstünde fevkalade durulması gereken şeyleri içeriyor. Ben sizi böldüm Hasan abiciğim. Lütfen siz devam eder misiniz? Estağfurullah. Allah razı olsun, Mustafa yazıyor. Size bir şey söyleyeyim, bir hatıra nakledeyim. Bunu kitapta bulamayacağımız bir şey de, yani yaşlı işte insanlar bu işlere yarıyor biraz. Rüştü abi dedim, sen ustadımızın sır katibi Zübeyir abinin yanında büyümüş. Zübeyir abi, Tahir Mutlu abilerin yanında büyümüş. Zübeyir abi ustadın cesedini Urfa'ya gömüyor. Ustattan aldığı terbiyeyle ne emir aldıysa akşam bile kalmıyor. Urfa'dan İstanbul'a gelip kiraladığı çeşme, o Süleymaniye dershanesini açıyor. Bir şey anlatacağım size. Bana çok dokunuyor bugünlerde. Onlarla kal. Sen biraz ona girdin de onlarla kalıp hatırayı nakledeceğim. Öyle ben, şöyle bana böyle dedi, şöyle dedi hatıra değil bu. Barla layıkasında 250 galiba. Semanın müekkel melaikeleri yerin müekkel melaikesini gıpta ederler. Hadisi kutsi. Barla da yazıyor. Niçin? Bir iki adam, bir iki nefes, bir iki dakika Rablerini görüp gösterirler, sevip sevdirirler. Öyle değil mi? Biliyorsunuz. Rüştü abi Zübeyir abi soruyor. Zübeyir abinin de yattığı yatak, yani oda, salona bakıyor. Ders salonuna bakıyor böyle. Rüştü abi diyor ona, Zübeyir abiye. Abi diyor, bir maddi ve manevi kıyamet kopmasa, kopma ihtimali var mı abi diyor. O şeyler, müjdeler tahakkuk etmeden. Zübeyir abi dönüyor, ders yapılan mescidi gösteriyor. Ne zaman buralar boş olur, buralar zeminin zinneti olan bu mekanlar dersiz kalır, üç tane beratı ancak bekletilmiş. Şimdi o ders, ama bu beni çok düşündürüyordu. Yani dershaneler dersiz kaldı. Sonra ciddi bir teselli. Çok, inanın bana, kendimi değil. Bu düşünce beni ateşlere soktu. Vücudum ateşler oldu. Bu düşünce. Eyvah! Zeminin zinetleri yok mu oluyor? Ben acaba burada bir mesul muyum? Rabbime karşı çok utanıyordum. Sonra bir vesileyle ben yeğenlerimin evinde kaldım. Bu dershanede, orada, burada, dershanede cemaatle namaz kıldık. Ve şimdi uzakta dahi olsam canlı, hepsi onarşar dakika daire vari ders yapıyoruz. Allah'ın izniyle bu canlı dersler küre-i arzın inşallah zinnetidir. Ve inşallah bu musibeti arziyenin define vesile olur.
bu canlı yayınlar sirayettir inşallah. Biz el cezau min cinsil amel. Cezamız amel cinsinden, amelimiz ceza cinsinden. Birbirimizi hakiki sevemedik. Birbirimizi affedemedik. Birbirimizi her şeyiyle kucaklayamadık. Birbirimizi her şeyiyle yani kusurlarıyla. Üstad hiçbir talebesini seçmemiş. Dost demiş, tasnif etmiş. Kardeş demiş, talebe demiş. Has demiş, has demiş. Eski zatlar talebelerini seçmişler. Kabul etmemişler, senin rızkın orada demiş. Eski dergâhlara her gireni kabul etmiyorlardı. Büyük zatlar talebelerini seçermiş. Ya Rabbel Alemin, merhamet-i ilahiye olan Risale-i Nur talebesini seçmiyor. Sen demiş gel, dost ol, sen kardeş ol. Bu ev derslerinizi ihmal etmeyin. Çoluk çocuğunuzla 10 dakika dahi okuyun. Nuh Aleyhisselam'dan sonra küre-i arzı genel bir musibeti amme görmemiş dünya yüzü. Şimdiki gibi. Fakat en hayli tuzağı Allah kurar. Tuzak kuranın en haylisidir. Fakat bununla öyle bir küre-i arz şu anda canlı yayınlarla her tarafta örülmüş inşallah. Bununla teselli buldum o ateş içinde kalırken. Dersler oluyor. Şu anda bu Tepecik dershanesindeyim. Şu anda salı dersi canlı yayın. Murat Dursun, Fatih kardeş, Ömer Saral kardeşler, öteki vakıflar canlı yayın. Sultanbeyli dershanesinin yayını yapılıyor. Aynı binada. Çok şükür birbirimizi daha kıymetini bildik. Birbirimizi daha çok seviyoruz. Daha çok özledik. Muhabbetlerimiz daha şey olacak. İnşallah bu Zübeyir abinin gösterdiği o tahakkuk etmez. Böylelikle zemin yüzünün zineti olur. Evet, son bir şey söyleyeyim. Allah razı olsun. Şimdi adam affedersiniz gayrimeşru olduğunu bilse saklar. Bizim bir tane vakıf var, çok böyle kibardır, çok nükteli konuşur. Diyor ki ben diyor E-Devlet'ten geçmişim araştırmam. Niye dedim? Vakıf bu. Ama nüktedan konuşur. Ya bakarsın Rum çıkar dedi ya, kafamdan da çıkmaz. Mahkematta diyor ki kişinin değeri kendinden nesinde. Abi olsun dedi, kafamdan çıkmaz ki. Onun için ben nesibime girmiyorum. Lan bir insandır ya, Rum da insandır. Ya Rum çıkar bilmem Ermeni çıkar diye insan çekiniyor. Adam bilerek benim ceddim çakaldır, yok domuzdur, yok maymundur, yok balıktır. Nasıl diyebiliyor? Hafsalamız almıyor. İçsel çıkın. Özür diliyorum. Bu girdim, bu zeminin zeminin zinneti, bu derslerimiz. Kuvvet verin, evde cemaatle namaz kılın, tesbihatla tesbihatı bırakmayın, dönerli ders yapın, aileler bağlarında telefon edin, canlı yayında gösterin, beraber dersler yapın ve birbirimizi ihmal etmeyelim, birbirimizin aklına ve kalbine merhem olalım. Elimden gelmiyor, gücüm yetmiyor, çoğu şahittir. Hasta olan kardeşlerimi her gün arar, kulağına telefonla Kur'an okurdu. Ama artık gücüm yetmiyor çünkü talep çok. Diyorum ki canlı yayına girin sevgili kardeşlerim, canlı kardeş. Dün geçen hafta çarşamba ders yaptık. Ustad maddi ilaçlara nasıl bakıyor? Kimin eliyle gelirse bakıyor. Onu anlattım. İnşallah galiba o... yayına girdi mi, girecek mi bilmiyorum o ders. Yani ihmal etmeyin dersleri sevgili canım kardeşlerim. Elinizden geldiği kadar. Yavuz'um özür dilerim. Devam et abi. Estağfurullah abi. İki nokta var inşallah. Bir tane sözden 32'de diyor ki evet, bütün ehli ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehli zevk ve keşfinin ittifakıyla o uzun ve karanlıklı ebedül abad yolunda zat ve zahire, ışık ve burak ancak Kur'an'ın emavirini imtisal ve nevahisinden iştinab ile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez. Onların ışıkları
kabrin kapısına kadardır. Yani abi fen ve felsefe, sanat ve hikmet eğer ki Kur'an'dan gelmediyse o hikmet, diğer o sanatı, diğer o fenleri de bir şekilde insanın sadece dünyasını imar etmek için insan kullanabilir. Şimdi kabrin ötesinde de bunların hükmü geçmez. Ne gibi? Kalabalıklar gelir, maddiyatın gelir, mezarın kalitesi artar, belki mirasçıların ona göre daha böyle bir cevvalleşir ama ne yapmaz? Kabrin ötesi tarafında bunlara insan ne yapamaz? İstifadesini alamaz. Şöyle bir yer var abi, harika. Sözler 33'te diyor ki kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim, onur ile nurlanalım, hidayetiyle amel edelim. Evet, söz odur ve ona derler hak olup haktan gelip hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden olur. Şimdi abi, pekala ben burada ne diyordum? Terbiyeyle bağlantısı hikmet olduğunu söylemiştik. Pekala, öyle sözler olacak ki dinleyeceğimiz sözler bir hak olacak. İki, haktan gelecek. Üç, hak diyecek. Dört, hakikati gösterecek. Beş, nurani hikmeti neşredecek abi. Söz budur. Ne demek? Gayrısı söz değildir abi. Boş laftır yani. Hani bu noktadan, keyfiyet noktasından bakıldığında bütün bu konuşmalar eğer bunları ihtiva etmezse abi boş lakırtıdan ibarettir. Söz bile değildir yani. İnsan bu noktada söz bile söyleyemiyor. Pekala, buna mukabil felsefe ne demiş? Hani Kur'an kainatı okuyor, onu dinleyelim, onur ile nurlanalım, hidayet ile amel edelim, onu bir de zeban edelim diyor. Zıttında felsefe diyor ki, felsefe kainatı okuyor, bunu da biz yazdık karşısına. Onu dinleyelim, onun zulmetiyle zulmetlenelim, dalaletiyle amel edelim, onu bir de zeban edelim. Bu da bunun zıttı abi. Yani bir şeyin iki yönü vardır daima yani. Hani tez antitez diyorlar ya. Hani rububiyetin hüsnü istimali varsa suistimali var. İki kanatlı gidiyor. Böyle abi terslerinden bir mukayese ettik. Nurani hikmetin zıttı da Allah alem zulmani hikmettir diye buraya bir noktayı nazar yapmışız abi. Hemen şey yapayım. Sözler 38'de bir yerim daha kaldı inşallah, bitiyor. Sözler 38'de diyor ki ve o tılsım ise sırrı iman inançıran sırrı hikmeti hilkattir diyor. Şimdi abi iman vardı, nuru iman, şuuru iman var, sırrı iman da var. Pekala ne yapıyormuş? Sırrı iman da abi sırrı hikmeti hilkati açıyormuş. Bir de işin sır boyutuna geçersek o hikmetler açıldığı gibi sırrı hikmetler de açılabiliyor diyor. Mevzuma döneyim diyor, böyle kalmışım. Şimdi abi şey de hemen sözden 132'de hikmeti felsefe ile hikmeti Kur'aniye'nin hayat-ı içtimai beşeriye verdiği terbiyelerden bahsediyor. Burada abi yine kaynak iki tane. Biri hikmeti felsefe, biri hikmeti Kur'aniye. Hemen mukayeselerini söyleyeyim. Hikmeti felsefenin noktaya istinadı kuvvet, hedefi menfaat, düstur hayatı cidal, cemaatlerin rabıtası unsuriyet, menfi milliyet, semerati ise hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin, harcat-ı beşereyi tezyit yani. Bu beş madde. Hikmet-i Kur'aniye de buna bedel abi nokta istinadı hak diyor. Gayesi fazilet ve rızayı ilahi. Düstur hayatı, düstur-u teavül. Cemaatlerin rabıtası, rabıtayı dini ve sınıfı ve vatani. Semeratı da abi hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzüne set çekip ruhu maliyata teşvik, hissiyat-ı ulviyesini tatmin, insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan eder. Şimdi bunu okuyoruz sürekli, okuyoruz da yani bana bakan yönü ne yani? Hani ben filozof muyum? Ben bunu pratikte nasıl kullanabilirim? Abi, bu öyle bir acayip kanun ki ailede kullanabilirim. Sivil toplum kuruluşu. Gittim, bunlar neyin nesidir? Deşifre edebilirim. Bir cemaate gittim, bunlar ne iştir? Hepsini bu düsturlarla abi ortaya çıkarabiliriz. Nasıl çıkarabiliriz? Hemen şöyle, bir teşekkürde abi bir aile olur, bir iş ortamı olur, bir cemaat olur, bir sosyal toplum kuruluşu falan olur. Bunların esaslarına bakıp arkasında kimler var görebiliriz abi. Esaslarına bakıp eylemleri öğrenebiliriz. Yani illa bir şeyin dibine gitmeye gerek yok. Büyük zatlar hani bak üstad almış ya, hilaf-ı adet gazeteyi verin demiş, bakmış işte, yok daha vakti gelmedi demiş, bırakmış. Hani hatıralarda anlatılıyor ya mesela. Almış bırakmış. Tamam ne gördün orada? Gazete satırının bir sayfasında veya bir iki cümlede sen ne gördün de geri bıraktın. İşte abi fiillerden, eylemlerden esaslara bakabilmek. Sürecin parçasını görebilmek illa bütün sürece baktırmaya gerektirmiyor. Parçadan bütünü de insan görebilir.
O zaman ben gittiğim bir cemaatte güçlenmeliyiz, maddi zenginliğimiz olmalı diyorsa, cemaatle alakamız menfaat üzerine olmalı, para, makam, nüfus bize yardımcı etmen olarak kim daha çok yardımcı olacaksa onlardan yakından ilgilenmeliyiz. Mücadele etmemiz lazım, bize gelmeliler, bizden ders alsınlar, bizim soframızda otursunlar, bize minnet etsinler, bizimle çalışsınlar, bize tabi olsunlar, şuraya gitmesin, adamımızı kapmasınlar diyorsa, hizmet eden bizden olmalı, ana unsur biziz, hak biziz, diğerleri anlamamış, şunlar şöyle, bunlar böyle diye konuşuyorsa, bizimkiler vesaire diyorsa ki unsuriyet noktası, harici devamlı tenkit ediyorsa, işte milleti beğenmeme meselesi varsa, 5, hevesat-ı nefsaniyeyi tatminime yönelik hareketler varsa, hadi şurayı gezdirelim, hadi şu ziyafeti verelim, hadi şu parka gidelim, hadi işte maç yapalım, şöyle böyle yapalım vesaire. Bu tür şeyler varsa ve şu nokta çok acayip, kanaat yok, devamlı da şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım deyip tadilat, tamirat, süsleme, lükse kaçma noktası. Bunlar gözüküyorsa abi, burada ne var? Burada, burası, bu teşekkür terbiyesini felsefeden almış, felsefeden alan teşekkürün de arkasında bir beşer var abi. Biri var arkada yani. Neye tatbik ettik? Kuvvet, menfaat, cidal, unsuriyet, menfi milliyet, hevesat-ı nefsaniye tetmin, hacat-ı beşeriyeyi tezir. Bunların üzerine ben oturttuğum zaman abi, bunların hikmeti felsefeyle beni terbiye etmeye çalıştıkları, bir şekilde beni kullanacakları veyahut da kendi maksatlarını alet edecekleri aşikar bir şekilde gözükür abi. Peki, bunun müsbeti ne? Hikmeti Kur'aniyeden bir topluluk şey yaptıysa, terbiyesini aldıysa, bunun özellikleri nedir? Bir, hakta ittifak edilecek. Konuştuğumuz zaman, oturduğumuz zaman bir mevzu varsa, kim haklıysa, evet ben abiyim, ablayım, amcayım, dedeyim meselesine değil de, hak neyse, hakkı hak bilebilecek yani. Bu hakta ittifak edilecek. İki, fazilette tesadüf olacak. Benim maliyatı uçurma noktasında, fazilet noktasında, beni ne yapacak? Ona güvenebileceğim, dayanabileceğim. Üç, birbirimin imdadına yetişeceğim. Yani öyle bir birliktelik ki benim ailede bir meselem var, sıkıntım var veya bir fikri bazda bir problemim var, kalbi noktada bir şeyim var. Bana muavenet etmiyorsun, bana yardımcı olmuyorsun. Sonra diyorsun ki biz kardeşiz, biz böyle şöyleyiz, böyleyiz. Bu noktada olmaz abi. Ne yapacak? Şer'i eksende bir şekilde bir muavenet noktası olmak zorunda. Dördüncüsü, uhuvveti tesis ve incizap. Ne demek? Yani ihtiyaç hisseden, İhtiyaçlı olan insanların bir arada olduğu cemaat. Bu çok önemli abi. Çünkü uhuvveti tesiste bir incizat var. İncibar yok yani. Cebredici bir şey olmayacak. Bu da kimlerle mümkün? İhtiyacını hisseden de ihtiyaçlı olan insanların bir arada olduğu yer. Sonra nefsi kamçılamayan, hevesatı uyandırmayan, tembelliğe, temperverliğe beni teşvik etmeyecek abi burası. Yani abi gidelim işte yarım saat okuyalım, 5 saat denize girelim. Ya işte 3 saat şöyle yapalım, gidip piknik yapalım falan. Hadi işte top oynayalım, şunu yapalım, işte ayıp olmasın, hadi bir yer okuyalım falan. Hani böyle şey yapıyorsa küçük küçük ve daha çok önemli olan benim nefsimi kamçılamakla kendilerine devam etmeye çalışıyorsa orası da olmaz abi. Ne yapması lazım? Ruhumun kemalatına vesile olacak, teşvik kamçıları vuracak, cebren değil, cezben olacak bu yani. Hani cebren bir şey yaptırmaz ama cez noktasında insan ne yapabilir? Bu noktaya dikkat edebilir. Altıncısı, orada ikamla ayrılınca aklen tatmin. Hissen memnun, huzurlu olabildiğin bir yer bulduysan abi, buraya yapış, oradan terbiye noktasında tevessül et. İnşallah oradan bir hayır görürsün gibi bir tefekkürümüz var abi. Söyleyeceğimiz bir şey varsa dinleyelim abi. En son aklı tatmin, orayı bir de okur musun en son? Abi, orada iken ve oradan ayrılınca, sadece oradaki aklımı tatmin ediyorsa, hissimi memnun ediyorsa, bende huzur oluyorsa eyvallah. Orası demek ki ne yaptırıyormuş? Şurada hikmeti Kur'an'ın noktasında diyordu ya, hevesat-ı nefsaniyeti tecavüzat-ı nasip, ruhu maliyata teşvik, hissiyat-ı ulviyesini tatmin. Benim ulvi hislerimi tatmin ediyor mu? Bu noktadan çıkarttık abi. İnsanı kemalat-ı insaniye sevk edip insan etme noktası burada mümkün olacaktır Allah'ın izniyle. Abi bu konu, bu son konuyu, son bu altı madde doğru cemaat yapılanması, şuurlu birliktelik için
Bizim böyle 6 madde halinde şimdi bir sıraladık geçtik ama uygun bir zaman diliminde Allah izin verirse bunu gerçekten en dibine kadar götürelim. Dersi 71 kişi takip ediyor mesela. Bir de bu 71 kişinin içinde sadece benim evimde hariçten 2 kişi daha dinliyor mesela. İkişer, üçer kişi daha olsa şu anda 200 kişiden fazla dinleyici var. Şuurlu bir kitle nasıl oluşacak? Biz nerede oturacağız? Nerede kalkacağız? Nasıl düşüneceğiz? Nasıl hareket edeceğiz? Bu son 6 maddeyi inşallah çok daha nitale getirmek istirham ediyorum. Teşekkür ederim. Vay be. Maşallah. Maşallah, maşallah. Çok bir Yavuz maşallah, yani o 6 tane maddeyi eylemsel halde böyle uygulayabilmek veya işte şey yapmak çok şükür ya. Yani oku geç değil de onları Yavuz'um, onları bir tasnif et. Güzelce bir yaz da Mecul grubuna, Dima grubuna bunları bir zahmet paylaş. Olur abi. Bir bilgisayar olan bir abimiz bir zahmet şey yaparsa ben fotoğrafını atayım, düzenli bir şekilde atsın abi inşallah. Artık onu hallet de bir şey de at. Maşallah şeydir. Eylemde olacak ya, İslamiyet'te, Allah Resulü'nün hayatı da öyle, ustad da öyle, nurculuğumuzda. Hele öyle bu dönemde eylemde olacağız kardeş. Alemde değil. Eylemde. Yani imanı kazanma ve kaybetme davası açılmış. Bunu unutmuşuz. Bedene, inşallah yarın çarşamba ya, yarın enfusi ders yapacağız. Ölümün çaresi diye bir ders yapacağım inşallah. Ya baki entel baki, hasbunallah ve ni'mel vekil bilincisini yapacağım. Yani Allah nasip ederse. Esas ana temayı unuttuk. İmanı kazanma veya kaybetme davasını unuttuk. Ezeli ve ebedi bir zatı göstermek için olan aynemizi, yüzünü çevirdik kendimize. Kendimizi ezeli ve ebedi istiyoruz. Aynanın yüzünü kendimize çevirdik, belasını çekiyoruz. Nedir o? Bedenin hayatının bekasını istiyoruz. Aklın ve ruhun ihtiyaçlarının konulmuş kenara. İmanı kazanma veya kaybetme davası başımıza açılmış. Ne bedenden bahsediyorsun, ne koronadan bahsediyorsun. Başımıza en büyük mesele imanımı nasıl kurtaracağım? Muhatap ilahi nasıl olacağım? İşte hayatına diyor, hasbunallah ve ni'mel vekilde, hayatına, hayatı sana veren zatı hayyu kayyuma göre hayatına bak. Bakmayınca bedeni esas alıyoruz. Putlaştırıyoruz. Hissi, nefsi, cisim galebe ediyor. Yani bedensel hisler, hazlar öne çıkıyor. 243 Emir Dağı'nda hissi, nefsi, nefis galebe ediyor. Bu sefer korku bizi köleleştiriyor. Korku insanoğlunun nasıl köleleştiğine şahit oluyoruz. Biz nur talebeleri olarak inşallah muhatab-ı ilahi, yani Risale-i Nur'a muhatap olacağız. İnşallah yarın çarşamba gene hasbunallah ve ni'mel vekil, beka, mesela termometre termometre 60 santigrat derece gösteriyor. Elini sürün, elin yanmıyor. Gösteriyor, kendisi değil. İşte ezeli ve ebedi bir zatı göstermek için ayna bu vücudum. Ama yüzünü kendisine çevirmiş, ezeli ve ebedi anlamak için verilen bu özelliği, Allah'ı anlamak için kendimi ezeli ve ebedi yapmak istedim. Ödüm patlıyor. Lan imanı kazanma ve kaybetmeden ödüm patlayacak. Ya bu dünya ve ahiret nedir? İki menzil gibidir ya. Yani ben de bu iş için içindeyim, bu hastalık vesaire, kardeşlerle vesaire, dostlarımla. Kardeşim,
dünya ve ahiret iki menzil. Ahiret dünyanın bitişi değil. Bu bina, şu anda ders dinliyorsunuz. Bina bedeninize benzer, malum. Hissiyatınız, inançlarınız, duygularınız ruha benzer. Ne kadar fark var? Ben binanın içindeyim diye. Bina beni kuşatmamış. İşte arkadaşlar, bedenle ruh ilişkisi ne kadar farklı? Bina ve binanın içindeyiz. İnsan. Ne kadar ama kendimizi beden zannettik. Ahirete taalluk eden hisleri de dünyada burada istedik. Onun için böyle korona. Allah Allah. Korona. İmansızlıkla korona kıyas et bakalım. Ondan endişe edeceğiz. Siz mi diyor mesela, ondan sonra kesim uzatmayayım. Kur'an'ı taradım biraz. Niye korkuluyor? İki şey buldum temelde. Benden hakkıyla korkarsanız korktuklarınızdan emin ederim diyor. Bir ayet mana bu. Biz hakkıyla Allah'tan korkmadık. İki, siz diyor cihattan, Allah yolunda hizmetten ne kadar uzaklaştınız, dünya sevgisini kalbinize koydunuz ki diyor, ölüm korkusu sardı sizi diyor. Kalbe ölüm korkusunun girmesinin sebebi dünya muhabbeti. Ha biz yüzünü çevirirsen, bedene ben dersen, bunun bekasını ararsan, bu aynı darlıktan çıkar esas olursa, oysa ezeli ve ebedi bir zatı özeli gösterecek bir aynaya ben dersen, işte bu sıkıntı çekiyoruz. İnşallah yarın Hasbunallah ve ni'mel vekil birincisini okuyacağız. Hayatı sana veren zatı hayyu kayyuma göre hayata bak. Yani bakalım insan neymiş ki, yüzünü nereye çevirmiş ki, niçin böyle zalim beşerin eliyle bu bizi tokatlıyor. İnşallah geceniz... Hasan abi. Efendim. Hasan abi. En son astrolistler devreye girermiş. İki kelam da verebilir miyim? Buyurun. Bu Yavuz kardeşim Maraş'ta ama Adıyamanlı, o bilir. Adıyaman'da bu bizim Rize'li bir polis, biliyor musunuz abi, çevirme yapıyor. Ne yapıyor? Trafik polisi çevirme yapıyor. Ha. Sonra ilk yardım çantasını soruyor abi. İlk yardım çantasını soruyor bizim Adıyamanlı kardeşimize. Anlatıyor. Adam bir türlü anlamıyor ilk yardım çantasını tabii. Bizim tabii Rize'li polis. Bak diyor kardeşim, tentür diyor. Bak yara bezi var, işte merhem var, işte şu var, bu var. Sen hastane soruysen diyor, sen hastane soruysen. O burada değil diyor, burada değil. Şimdi bu şey, Yavuz öyle bir ders yaptı abi, öyle bir ders yaptı ki ben kendime kıyas kabul edecek olsam var ya, bende ne terbiye kaldı, ne ahlak kaldı. Ya ben kendimi çok kötü hissettim bu dersten sonra abi. İnşallah siz yarın abi öyle bir ders yapın ki anlattığınız Allah'ın da, bu Yavuz'un anlattığı Allah aynı Allah değil mi abi ya? Ben niye bu kadar kendimi kötü hissettim? Niye kötü hissettin? Maşallah bir. Derse kendini kaptırdın. Şu, bir insan filmde nasıl lezzet alır? Filmin içine kendisini kaptırır, fikriyatıyla, hissiyatıyla yaşar. Derse lakayt kalsan, bir kahve içsen, ne anladın, ne hissettin, öyle geçip gider. Derse o kadar kendini kaptırdın ki, derse muhatap ki, vay ne kadar enkazlarım vardı ya. Onun için ne kadar şükretsen az. Elhamdülillah. Yaralarımı deşti ki tedavi olsun diye. Ne kadar acayip terbiye namı altında bizim fıtratımıza müdahale edilmiş. Niye Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmi denmiş? Bir manası okuma yazması yok. Esas manası anasından doğduğu gibi fıtratına müdahale edilememiş.
Niye ustad yarım ümmi 3 ay hocasından ders almış? Biz ilkokulda fıtratımıza müdahale edildi öğretmen. Ortaokulda edildi, lisede ve şair. Cemiyet, televizyon fıtratımızı o kadar bozmuş ki yani müdahale edilmiş. Fıtratımızda o ümmilik, asılcılık kısmen uzaklaşmış. Bütün zerratımla yemin ederim ki Risale-i Nur imdadımıza yetişmeseydi, kainatın zerratı ve mürekkebatı ve sıfatı ad edince zatına yemin ederim ki, ben zatım itibariyle söylüyorum, Risale-i Nur elimde olmasaydı ben helak olmuştum. Yoktu hiçbir şey. Bitmiştim. Bitmiş. Risale-i Nur böyle bir zamanda imdadımıza yetişti. Çok şükür. En azından Gafur dediğin gibi yaralarımızı göstermiş. Ustad da öyle diyor. Yaralarımı gösterdi. İntiba olmadın mı diyor. Aklın başına gelmedi mi diyor. Tamam mı? Risale-i Nur bizim insan olduğumuzu Risale-i Nur bize insan olduğumuzu, bize ayna olarak bizi göstermiş. Risale-i Nur dertleri sıralayarak değil, tamir ediyor. Nasıl tamir ediyor? Bak, yara nasıl deşildi? Allah Allah diyor ya. Kötü hissetmedin o. Evet, ben de duydum sen kendini kötü hissettin. Bir tarafın kırıldığının sesini de duydum. Bende de var. O kim biliyor musun? O nefis. Ne güzel böyle gaflette yüzüyorduk. Hayır. Alemci değil, eylemci Müslüman olacağız. İşte o kötü hisseden kim? Kalp ve ruh değil. Bedensel hayat. Eğer hakikaten hissettiğin gibi olsaydın bu derste olamazdın. Risale-i Nur muhatap olamazdın. Risale açıp okuyabiliyorsak, kardeşleri sevebiliyorsak çok şükür. Rahatsız olan tarafımız var mı? Var tabii. Kötü hissettiğimiz taraf var. Kim? O alçak. O kafamızdaki, serbest bölgedeki o taraf. Şeytan, kafir cinler, erval habiseler, mevadi şerireler. Memnun olan, dile getirin kim? Mesela bak, ben iyi değilim. Maşallah, hangi güzel tarafın iyi olmadığını anladı. Bak bir daha, ben iyi değilim. Ben bu manadan dışındayım. Ben ne yapacağım demek ne bahtiyarlıktır ki güzel bir tarafın öteki tarafını fark etmiş. Bu Risale-i Nur yapıyor çok şükür, vesile oluyor. Bizi Allah'a muhatap etmiş, peygambere muhatap etmiş. En önemlisi de insan olduğumu anladım. İnsan, adam bak maymundan geldim diyor. Biz bak insanı nasıl tarif ediyor Risale-i Nur. Sonsuz şükürler olsun. O, ben de katılıyorum senin kötü hissettiğin taraf. Bir de baktım ki o anlattıkça benim yaralarım acayip. Ama acıdıkça tedavi olduğunu gördüm. Tedavi ediyor çok şükür. Risale-i Nur girdiği yeri tamir ediyor hamdolsun. Sen bir hastalıktan çıktın Gafur. Acaba Risale-i Nur o hastalığın elinde olmasaydı, bu korku fobisi, hiç kimse, hocaya söyledim, o bu işle alakalı profesöre söyledim, hiç kimse dedim, şey profesör dedim, o hapishanede her hafta bize kağıt veriyorlardı, yani doldur, 9'da geliyor bir daha alacağım doldurmadım beni çağırsın diye kağıdı doldurmadım. Psikoloji, 2 tane psikiyatrist, 1 tane de psikolog, bir tane de ne oldu bilmiyorum, 4 kişi. Apar topar beni 2.30'da çağırdılar, bir şey anlatacağım. Sen dedi bu kağıdı, psikoloji kağıdı, niye doldurmadın? Ne yazıyor biliyor musunuz? Rahatsız olduğunuz şey var mı? Siz müdür olsaydınız hapishanede ne yapardınız? Gardiyanlardan şikayetçi misin? Hapishanede ne eksik vesaire böyle dizmiş. Ben hiç cevap yazmadım. Niye yazmadın dedi. Dedim ki beni çağırın muhatap olayım diye dedi.
Sonra başladım konuşmaya adamlara. Orada da gayem şu. Ulan bu vesileyle bir şey anlatayım. Şimdi dedim ki bu sorularla beni tanımlamak istiyorsunuz. Size, sizin işinize yaramaz benim ne oldum. Beni bana göstermek istiyorsunuz. Neyse sohbet. Yani Risale-i Nur ne veriyor görüyor musun? Ben bir beşeriyetim var. Bir ubudiyetim var. Bir de vazife darlığım var. Risale-i Nur bizi nasıl terbiye ediyor ki hastalıklarımızı fark ediyoruz. Edve-i Kur'aniyi de Risale-i Nur'u arayıp buluyoruz. Çare oluyor. Bu meselelerde onlara dediğim şuydu. Onun için açtım. Hiç kimse, hocalarım dedim o hoca ya. Hiç kimse dünyada yaşamıyor. Ama onların suratını bir görsen. Çünkü beni biliyorlar basit adam değil bu diye. Kalemi şöyle yapıyordu adam, yapamıyorum böyle atıyordu böyle. Adam biraz solcuydu, açık kadın, Allah hidayet versin, iyiydi. Nasıl dedi kimse dünyada yaşamıyor, herhalde beni o anda deli zannetti. Dedim ki ya fikirde, ya hisde, ya duyguda, ya latifesinde yaşıyor. Hiç kimse realitede yaşamıyor. Nasıl ki maddenin kendisini görmüyor. Güneş ışınlarının oradan aldığıyla görüyor. Ben ya fikrimin içindeyim, ya duygularımın içindeyim, ya hissimin içindeyim. Kimse realitede yaşamıyor ki. Herkes fikrinde yaşıyor. Soruyorum şu anda siz benim hakkımda bir şey düşünüyorsunuz. Onun içindesiniz. Bir şeyler hissediyorsunuz. Onun içindesiniz. Peki bedeninizin farkında mısınız? Dünyanın farkında mısınız? Şu anda düşündüğünün içindesin. Bunun dışına çıkmak dedi yok mu dedi. Adam bu sefer Fatih. Dedim ki çok özel insanlara mahsustur. 4 tane balonu kırmak. Soğan kabuğu gibi söyleyeyim. Ya fikirdeyiz. Ya vicdandaki histeyiz. Ya kalpteki duygunun içindeyiz. Ya ruhtaki latifelerin içindeyiz. Mesela İfrat-ı şefkat, muhabbet, aşk, o onun içinde olmasaydı nasıl köprüden atıyor kendisini? Bu 4 tane balonun iç içeyiz. Anne karnındaki çocuk da 4 tane karanlık alem. Bunu peki dedi ki adam değişti konu. Dedi, o bir tanesi dedi ki doğru söylüyor dedi. Herkes duyguların içindedir, fikirlerin içindedir. Peki dedi bunun 4 taneyi çıkmak mümkün mü? Ancak Allah'ın özel kullarına mahsustur. Siz belki dedim bazılarınız benimle dalga geçiyor içinizden ama dedim. Simanızdan belli. Ben çıktıktan sonra bir düşünün bakalım. Hangi dakikanız ya fikirde veya histe değilsiniz? Kim bedeninde olduğunu fark ediyor ki? Ben bana o kadar yabancıyım ki kendimle baş başa kalmak istemiyorum. Ödüm patlıyor. Allah'ın ancak özel inayetine, ustad gibi zatlar çıkmışlar kainata, kendisiyle kendisine bakıyor. Kendisini kendisiyle tanımlıyor. Kendisini kendisine ayna yapıyor. Yani desen ki bu benim gömleğim, evet bana giydirilmiş, benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum, o ben diyen ki, işte o sensin. Nereye soktunsa o senin mezarın. Dedim bir düşünür şöyle diyor dedim. Söyle söyle kimdir dedi. Bediüzzaman diyor ki şu an var ya zaman tabuttur diyor. Bedene de tabuttur diyor. Birbirlerine bakıyorlar tamam. Şimdi burada Risale-i Nur bizim endişe ettirmiyor. Çok şükür kim olursan ol tasdif ediyor. Dostun, kardeşsin, talebesin, hassın, ehassasın. Hepsini içine alıyor ve bizi tamir ediyor. Hele bu koronada Risale-i Nur elimizde olmasaydı Mehmet. Bu ne dedi bak? Hikmet, adalet, inayet, rahmet. Reçete nedir? Teslim, tevekkül, itimat ve kanaat. Yani Risale-i Nur bize ahireti dünyanın bitişik yeri değil, iki menzili gibidir. Aynı şöyle ölecekler, ben Nur talebelerine böyle inanıyorum. Böyle uykudayken rüyayı geçme anınızı hatırlamadığınız gibi
ölümünüz öyle doğacak oraya. Allah'ın izniyle böyle inanıyorum. Zatına yemin ederim ben böyle inanıyorum. Yani teselli için söylemiyorum. Nur talebenin böyle olacağına inanıyorum. Kendime de böyle inanıyorum. Uykudasın. Uykudayken rüyaya geçmeyi, rüyaya geçiyorum. Hayır, bilmiyorsun. Aynı böyle doğacağız. Çok şükür. Onun için nur talebeleri inayet altındadır. Onun için nur talebeleri kendi kusurlarını görerek tamir ediyor. Ve küre-i arzın bu musibet-i amesinden çıkması için hem dua ediyor hem Risale-i Nur okuyarak bu belanın küre-i arzın dışına kalmasına nur talebeleri evratlarıyla, tesbihatlarıyla, dersleriyle, samimi kalpteki muhabbet, birbirimizi sevmeyle, kucaklamayla ve kalbimizdeki yaralara, aklımızdaki yaralara birbirimize bak, merhem oluyoruz. Allah iki cihanı da aziz eylesin. Geceniz Cenab-ı Hakk'a mübarek eylesin. Azalcım kapatmayın lütfen. Tamam. 14 madde abi. Hikmet, adalet, inayet, rahmet. Evet. Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Mesela rahmet, Müslüman, gayrimüslim ayırt etmeden Allah-u Teala bize gönderdiğidir, değil mi? Rububiyetidir abi. Allah kafir mümin fark etmeden muzu ayvayı yaratıyor mu kardeşim? Nefes aldırıyor mu kardeşim? Alıyor musun? Bak rahmet. Evet. Kafirleri de kuşatmış. Çünkü Allah'ın kulu. Evet. Peki abi. Buna o zaman biz evamiri tekbiniyet desek. Buna evamiri tekbiniyet desek abi. İrfan'ın da başta söylediği gibi hani rahmetten başta sadece mesela uluhiyet şeklinde olsa bu da acaba emri tekvini mi oluyor abi? Çünkü abi ben ona uluhiyetle karşılık verdiğim zaman artık o devreye giriyor abi. Acaba böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi diye bir... Yani gafur, duman ediyorsun bizi bazen. Yani çalıştığım konu ya, evamiri tekvini hakikaten rahmet. Emri tekvini dört tane saydı ya Selim Yavuz. Bir, hikmet. İki, adalet. Üç, inayet. Dört, rahmet. Şimdi rahmet evamiri tekviniye mazi ve müstakbel kuşatmış. Andaki tecelli emri tekvini uluhiyet. Adalet neydi? Bak yazıyorum kağıda adaleti yazıyorum. Adaleti bana söyler misiniz Murat? Adaletin bir, üç tanenin vasatıydı. Kuvve-i şehveyenin vasatı neydi? İffet. Kuvve-i gadabiyenin vasatı neydi? Şecaat. Şecaat. Kuvve-i şehveye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akdenin vasatı? Hikmet. Hikmet. Arkadaşlar, bir kap getir tencere, iffeti koy, şecaatı koy, hikmeti de koy. İffet, şecaat, hikmet. Bunlar vasat. İfratını biliyorsunuz. Bu üçünün toplamına adalet. Adalet öyle mahkeme gibi değil bu. İffet, şecaat, hikmet. Bu adalet. Bunu içsel alemde bana bunu sağlayan Allah, Allah'ta daha fazla var. Yani bu korona ile o kadar insan latifleşmiş ki, nasıl birbirini seviyor, nasıl böyle dindarlıkları atmış. Adamlar çıldırıyor. Alman istatisti dindarlık artmış diyor. İspanya'da bilmem kaç kat artmış. Dine meyil artmış diyor. Tamam mı? Şimdi bir, hikmet. İki, adalet. Üç, inayet andadır. Emri tekvini. Rahmet ise kafir mümin fark etmeden evamiri tekviniye. Hepsini kuşatmış. Tamam mı? Peki hikmet nedir? Arkadaşlar, bu korona bir şey değil. En büyük derdimiz imanı kazanma ve kaybetme davası. İngiliz, Fransız, Alman ve Rus kadar servetimiz olsa, her gün bila tereddüt versek, İmanı kazanma davasına hiçbir şey etmiş olmayız. Ya kardeşim biz bu dünyaya beka için gelmedik. Ha şimdi
asıl temayı, asıl gayeye tutunursak, imanı kazanma ve kaybetme davasına tutunursak, bedensel hayatı esas almaktan sıyrılırsın. Bedensel dayatmalardan sıyrılırsın. Peki her derdin çaresi nedir? Tefekkürü imani. Peki bu korona için, bugün Murat kardeş de Fatih vakıflarla konuşurken, tefekkür imani nasıl, neyle yapacağız? Benim hatırıma gelen, benim risalemde istifade ettiğime göre, tefekkür imanı neyle artar? Dördüncü şua. En cazip. İkinci şua tevhiddir de, tefekkür imanı. Sonra ayet-i kübra, yedinci şua. Sonra 15. şua, el-hücret-i zerra. Dördüncü şua, hele bu günlerin tam ilacı. 28 defa zehirlenen ustadın akli değil, hissi bir dersi. Yani kalbi, hissi bir vicdani bir ders. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Yani hayatına, hayatı sana veren zat-ı hayyu kayyuma göre hayatına bak. Orada dört tane şey söylüyor, tamam mı? En sonunda diyor ki, en sonunda 61. sayfada ham, he, haksız temellükten, a, hamın a'sından, aynı darlığını bilmemek. Haksız temellük, aynı darlığını bilmemek, ham, me, mevhumu muhakkak bilmek yanlışından sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla bu hikmet, adalet, inayet, rahmet. Bu dördü de şeye uyuyor. Teslim, seleme, sünnet-i seniye, tevekkül, hayatı veren zat, zatın hayyu kayyuma göre hayatına bak. Tevekkül, Allah canibinden, kudretin azameti altından bak. Teslim, tevekkül, İtimat. Rabbine itimat et. Rabbinin rububiyetine itimat et. Allah kainatın patronu. Kimseye bırakmamış. Allah işin başında. Her şey kontrol altındadır. Hele hele ehl-i iman, hele hele nur talebeleri inayet altındadır. Ne yaptı? Teslim, tevekkül, itimat. Allah'ın sana tayin etmiş olduğu hisseye, hizmetine, ömrüne, bedenine kanaat et. Bu da uluhiyet. Aynı darlık. Onun için bize bu haletleri veren Allah'a hamdü senalar olsun ki Risale-i Nur'la bizi muhatap almış. Risale-i Nur'a talebe eylemiş. Risale-i Nur'dan aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu talim ve terbiye ediyoruz. Ayet-i Kerime'de dediği gibi herkesin korktuğu yerlerde onlar ne korkarlar ne mahzun olurlar. Çünkü Allah ve ahirette ümitli yaşarlar. Diyor ya ayette, korkmayın, mahzun da olmayın. Çünkü bir inayet var. İlmi muhiti ezeli ihata etmiş, her hadisi onun tasarrufuyla, onun emriyle oluyor, hallediliyor. Ondan uzak oldun mu, kendini yalnız hisseder, bedeni esas alırsın, beden putlaşır, putlaştığının delili hissiyatı insaniye, hissi nefsiz cisim. Hissi nefsi cisim galebe eder, balon olur, 6 tane balon var. İnsanın en zayıf 6 tane vurucu noktaları var. Hucumat-ı sitte'de geçiyor, ben uydurmuyorum. 1- Hubbuca, baş olma sevdası. 2. Hastalık, en zayıf damarı, korku. 3. Tamah. 4. Enaniyet. 5- Tembellik. Hayır. Menfi milliyetçilik, 6 tembellik ve temperverlik. Kardeşler bu ne demek biliyor musun bu? İnsanı köleleştirir. Korku köleleştirir. Hubbuca köleleştirir. Menfi milliyetçilik insanı köleleştirir. Onlardan çıkma ancak Allah'ın özel inayetine mazhar olan 123 mesnevide kişiler. O da nur talebeli. Kastamonu'da diyor ki 123'te. Bu inayet altında ama ben nur talebesiyim diye her videoya muhatap olursan, her şeyi okursan, her yere girersen, olumsuzluklarla dolarsan kusura bakma.
Çünkü ustad zinadan, içkiden, kumardan o kadar bahsetmiyor. Cemiyet hayatının tesirinden kurtulmak için girmeyin. Yani Kastamonu'da bir kere 17 tane mektup var. Siyaset denilen şu cambazlıklarla muhatap olmayın. Kimin eli kimin cebinde olan şu dünya meşgul olmayın. Örnek veriyorum, kapatacağım. Şimdi korona ait videoları seyrede bir sürü şeyler dizildi, eklendi zincir gibi. En ufak bir alametini hissetse birisi, tamam. En son neydi? Poşet, siyah poşete girdim. Tamam, titreme, öksürük bilmem şey, hemen poşete girmeyle bağlantı yapar, kendisini içine koyar ve korkuyla kanı da değiştirir. Korkuyla kan değişiyor, nabızlar değişiyor vesaire değişiyor. Korona ile değil, korkunun getirmiş olduğu öt, kanın yapısının değişmesiyle ölüyor. Korku. Çünkü bu olmasaydı bu isim, insanlar hastalansa hiç kimsenin defterinde değil. İşte ama bu beşer eliyle, ama Allah terbiye ediyor. Allah terbiye ediyor. Siz mi dedi Allah'ı unuttunuz? 26. sözde Kader Risalesi'nde bu ayet geçiyor. Mealen. Siz mi Allah'ı unuttunuz? Allah'ın cezası ne? Sizi size unutturacak. Bak biz kendimizi kendimiz unutuyoruz. Asıl korkulacak şeyden uzak olduk. Onun için inşallah yarın buluşacağız Allah nasip ederse sevgili kardeşlerim. Hasan abi bitmedi. Hasan abiciğim bitmedi lütfen. Peki. Ben bugün ya sizi bulmuşuz ya bu saatten sonra Hasan abi. Yüz yüze derslerimiz kalkmış olmasa bunun tadını çıkartalım ya. Şimdi abi, benim güzel abim, sizi çok seviyorum. Şimdi Hasan abiciğim, acayip bir korku, bir merak ve bir heyecan. Korku, merak ve heyecan var şu anda bende Hasan abi. Sebebini söyleyeyim Hasan abi. Hani üstad kabre girmenin üç yolundan bahsediyor ya abi. Hı. Ben bir dördüncü yolundan bahsedeceğim Hasan abi. Kabre girişi. kabre meftayı indirmek için abi girmek. ya, sizin de tanıdığınız abi bir akrabam benim vefat etti. Yarın muhtemelen kabre indirecek kişi de ben olacağım herhalde. Şimdi Hasan abi dedesinin üzerine defnedilecek ve dedesi birçok ateist, inançsız, imansız evlatlar ve torunlar yetiştirmiş bir insan. Aman yarabbim. Şimdi o kabir açılacak ve ben o kabre gireceğim abi. Şimdi ben abi orada korkayım mı? Merak mı edeyim? yani ne yapayım? Nasıl bir şey yapayım? O kabir nasıl bir kabir olacak benim için abi? Nasıl bir halete gireceğim ben orada? Bak Gafur. Bak. Dur sesi açayım. Bak Gafur. Eğer indirmek zorundaysan gir. Vefat eden ehl-i iman mı? Hasan abi halamın oğlu var diye gitmiş okumuştunuz. Hatırlıyor musunuz? Boyundan aşağısı tutmuyordu. Ha komando. Komando evet abi. He. Şöyle yap. Ben Risale-i Nur talebesi olmasan girme derim. Çünkü sirayet var orada. Başkası varsa girsin ama girmek zorundaysan şöyle gir. 7 ayet-i kürsü bir yerde oku. Her ayet-i kürsü de böyle sıvazla ibret alem için gireceksin. Orada sirayet var. Kabir. Evet. Neyle muhatap olacaksın? Endişe etme. Ama ehl-i imansa şöyle diyecektin. Bismillahirrahmanirrahim. Ümmeti Resulullah. Ya Rabbi isminle Muhammed ümmeti olarak sana teslim ediyorum. Ben annemi şöyle gömdüm. Anneme şöyle dedim. Diye yakınlarınıza diyesiniz diye söylüyorum. Babamı da öyle indirdim. Ya Rabbi dedim mezara indirirken elimle toprağa. Senin adına, senin için bana gelenler oldu dershaneye. Sırf senin için, senin rızan için, şanıma yakışır gibi senden dolayı gelenlerin alçak olsa dahi ben senden dolayı onlara iyi davrandım seni anlatmak için.
Çünkü senin misafirindi ya Rabbi. Benden de sana bir misafir geliyor ya Rabbi. Şanına yakışır gibi muamele et. Benden sana misafir geliyor. Şimdi oraya girdiğin zaman iki tane alet yaşayacaksın işim olduğu için. Bir böyle korku, endişe, korkma. Korkma. Sen nur talebesisin. Girdiğin zaman ibreti alem olarak bak. Millet zannediyor ki o mezara gömülüyor. Mezara bir lahit de var. Bir ayrı bir tane de kuytu var. Oraya dayıyoruz. Ehli imansa şu gömleğim kirlenir de çamaşırla attığım gibi veya katlı çamaşırım dolapta çekmecede olduğu gibi ehli imansa inanın arkadaşlar cesette işiniz yoktur. Cesette yoktur. Orada bırakılıp birinci semaya gidiyor ruh. İndiğin zaman şöyle de 7 tane ayet-i kürsiyi oku. Yatarken de öyle korkmayın. Böyle sıvazlayın. Gelani Hazretleri bunu söylüyor. Resulullah da söylüyor. Hadis. Onun için yatarken korkmayın böyle. Cüzü bitirdiniz parmaklarınıza. Sonra böyle her tarafın sıvazlayın. Endişe etmeyin. Mezara girdiğin zaman yarın inşallah böyle sıvazda ibreti alem olarak bak. Ayaklarının altında o adam, o ateist. Ayağımın altındasın. Ama inşallah ümit edilir ki bu komandoya ben bir şeyler anlattım ona. Ona surede evet. Okudum ve anladı. Evet. İnşallah o anlattıklarımı taraftar bile olsa inşallah ona menfaati olur. Öyle bakarsın sen inayet altındasın. Nur sahibisisin. Mezara indiğin zaman endişe etme, korkma. Rahat ol. Evet. Tamam abi. Hiç tamam. Endişe etme. Eğer şeyse biraz endişe ederse mezara inmeden cep telefonunu aç, açık olsun. Benim telefonla merak etme o anda ben sirayetle o anda cüzü okuyup ruhuna şey yapar yani. Hiç, sakın endişe etme. Korkma. Allah'ım. Biz tek bir şeyden korkuyoruz. Rabbim bizi terk etmesinden korkuyoruz. Başka bir şeyden korkmuyoruz. Allah benden korkun diyor hakkıyla. Diğerleri korkular bizi hakka götürmek içindir. Rahat rahat olacağız. Allah iki cihanda aziz eylesin. Mekan geçmişlerimizi bu maide-i Kur'aniye olan bu sofra-i Kur'aniye'den hisselerini ziyade eylesin. Usul ve furularımızdan ana baba dedelerimizden kim ahirete geçmişse ya Rabbi bu mübarek gecenin hürmetine kabirlerini cennet bahçesi mi bahçe eyle ya Rabbi. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'den hasıl olan iştirak-ı amali uhrevi sırrına bizi, evlad-ı yerlerimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi de nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Musa'nın Rabbi, ey İbrahim'in Rabbi, imani kamil ve husn-ı hatime ile bizi al ya Rabbi. Şehit olarak bizi al ya Rabbi. Ölümün acısını bize gösterme ya Rabbi. Hastalıkları, musibetleri kefaret-i zünüp yap ya Rabbi. Kimin bize hakkı varsa, kim bize dua ediyorsa, kime söz vermişsek ya Rabbi onların akıllarını marifetullah, kalplerini muhabbetullah, ruhlarını müşahadetullah, bedenine ibadetullah, hayatlarına kıbletullah, bedenlerini cismaniyete, maddi ve manevi şifaullah ver ya Rabbel alemin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'den hisselerin ziyade eyle ya Rabbi. Musa aleyhisselama denizi, İbrahim aleyhisselama ateşi, Davut aleyhisselama dağı demiri, Süleyman aleyhisselama cinni ve insi, Muhammed aleyhisselatü vesselama şemse kameri musahhar kıldığın gibi. İnsanların akıllarını ve kalplerini Risale-i musahhar yap. Risale-i Nur talebelerini ve ehli imanı cennet-i firdeste mesut kıl ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat. Amin. Amin. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Geceniz mübarek olsun. İnşallah yarın buluşmak üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.